Merhaba arkadaşlar. 24 Mayıs LGS denemesinin matematik sorularını çözeceğiz. Hadi başlayalım. Aşağıda iki farklı trafik lambasının kırmızı, sarı ve yeşil ışık yanma süreleri verilmiştir. Trafik lambaları kırmızı, sarı, yeşil, tekrar sarı. Sarıdan sonra kırmızı sıralaması ile belirtilen süreler kadar yanıp hiç zaman kaybetmeden renk değişimi yapmaktadır. Buna göre aynı anda kırmızı yanan bu trafik lambaları ikinci kez kaç saniye sonra beraber kırmızı yanarlar? Şimdi önce kırmızı yanacak, sarı yanacak, yeşil yanacak, yeşilden sonra tekrar sarı yanacak. Sarının yanma süresi kaç saniye? 2 saniye. Toplam kaç saniyede bir kırmızı yanacak? Bunları topladığımızda 18, 30, 32 saniyede bir kırmızı yanacak. İkinci lambaya geçtiğimizde yine aynı şekilde kırmızı, sarı, yeşil tekrar sarı yanacak. Sarıdan sonra tekrar başa dönecek yani kırmızıya. Burada da sarı 3 saniye yanıyormuş. Bunların toplamı kaç saniye olacak? 17, 20, 28 saniyede bir de burada kırmızı yanacak. Şimdi ikisi zaten aynı anda bir kere yanmışlar. İkinci kez yanmaları için 32 ile 28'in ekokunu alacağız. Yani ekok 32 28 olacak. Bunların ekokunu aldığımızda 32 ile 28'in ekoku bunların ortak böleni kaç? 4. 4'e böldüm. 8. 4'e böldüm. 7. 7 ile 8 artık aralarında asal olduğundan dolayı direkt bunların çarpımı ekoku verecek. Ekok o zaman kaç olacak? 8 çarpı 7 çarpı 4 olacak. 32 çarpı 7'den o da eşittir. 7 kere 4 düzeltiyorum. 7 kere 2 14. 7 kere 3 21. 1 de eldeydi. 22 olacak. Cevabımız ne olacak? Bursa olacak. İkinci soru. Aşağıda periyodik araç muayenesine gelen 4 arabaya ait numara fişleri görseli verilmiştir. Bu araçlar muayene istasyonuna numaraları aralarında asal olacak sırayla girecektir. Buna göre istasyona giriş sıralaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi aralarında asal olması için ortak bölenlerinin olmaması lazım. Şimdi 91'in ortak bölenleri kaç? Düzeltiyorum. 91'in bölenleri 7 ve 13 olacak. 108'in çarpanları veya bölenleri 2 ve 3 olacak. 112'nin bölenleri 7 ve 2 olacak. 225'in bölenleri 3 ve 5 olacak. Şimdi bunları arka arkaya gelmesi için aralarında asal olması lazım. Şıklardan gidelim. 1 ile 2 aralarında asal mı? Evet, bunlar ortak bölenleri yok. 2 ile 3 aralarında asal mı? Bakıyorum. 2 ile 3. 2 numaralı araçla 3 numaralı aracın ortak böleni 2 olduğundan dolayı bunlar aralarında asal olmuyor. Bu gitti. B şıkkına bakıyorum. 3 ile 2 zaten aralarında asal olmadığından dolayı direkt bunları eliyoruz. 1 ve 3'e baktığımızda 1 ve 3'te de yine 7 ortak böleni olduğundan dolayı bunlar da aralarında asal değil. Ama bunlar 2 ile 1, 1 ile 4, 4 ile 3 aralarında asal olduğundan dolayı cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Üçüncü soru. Aşağıda eş iki rafa dizilmiş kitap görselleri verilmiştir. Kitaplıklarda bulunan kitaplar eş olduğuna göre bu kitaplardan bir tanesinin kalınlığı kaç santimetredir? Şimdi kitaplıkların uzunlukları eşit olduğundan dolayı şunların toplamı şunların toplamına eşit olacak. Bir kitabın kalınlığına x dersem şurası x olacak, şurası da 2x olacak. Şimdi birinci şeklin uzunluğu
Kök 8'i 2 kök 2 olarak yazdım. Artı bir kitap olduğundan dolayı x artı 32'yi de 4 kök 2 şeklinde çıkarttık. Safların uzunlukları birbirine eşit olduğundan dolayı eşitleyeceğiz. Eşittir. Kök 8 2 kök 2 olarak yazılacak. Artı 2 kitap olduğundan dolayı 2x diyeceğiz. Artı bir de kök 18 var. O da 3 kök 2 olarak çıkacak. Şu kök 2 ile şu kök 2, 2 kök 2 ile 2 kök 2 birbirini götürecek. 3 kök 2'yi karşıya attım. Burada ne vardı? 4 kök 2 vardı. Eksi 3 kök 2 olacak. Eşittir. Bu tarafta 2x vardı. Eksi x olacak. X'i karşıya attığımdan dolayı. Burası x. 4 kök 2'den 3 kök 2 çıkarsa kök 2 kalacak. Bu da bizim sonucumuz oluyor. Yani bir kitabın kalınlığı oluyor. Cevabımız Ceyhan oluyor. Geldik dördüncü soruya. Bir otobüs firmasının Ocak ve Şubat aylarında erkek, kadın ve çocuklara sattığı bilet sayıları aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir. Ocak ayında 1440 adet bilet satılmış. 1440 olacak burası. Şubat ayında 1080 tane bilet satılmış. 1080 adet bilet satıldığına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi 360 derecede 1440 bilet varsa 180 derecede kaç bilet olacak? Bu bunun yarısı olduğundan dolayı bunun da yarısını alacağız. Yarısı kaç olacak? 720 olacak. Yani 720 tane erkek varmış. 180'e 720 düşüyorsa 30 dereceye kaç düşecek? 30, 180'in 6'da biri olduğundan dolayı 720'yi 6'ya böldüğümüzde 120 tane de çocuk bileti olacak. Burası toplamları 180 olacak. Buraya 150 düştü. 30 dereceye 120 düşüyorsa 150 dereceye yani 5 katı olacak. Kaç kadın olacak? 600 olacak. Geldik Şubat ayındaki bilet sayısına. Kadın yine aynı şekilde 360 derecede 1080 varsa 180 derecede kaç tane olacak? Yarısı olacak. Bunun da yarısı 540 olacak arkadaşlar. Şurası 540 olacak. 180'e 540 bilet düşüyorsa 60 dereceye kaç bilet düşecek? 3'te 1'i olduğundan dolayı bunun da 3'te 1'i kaç olacak? 180 olacak. Erkek sayısı burası 60'sa burası 120 olacak. 60'a 60 derece 180 bilet düştüyse 120'ye kaç düşecek? 2 katı olduğundan dolayı bilet sayısı da 2 katı olacak. Yani 360 tane bilet olacak. Şimdi şıklara geçelim. Ocak ayında çocuklara satılan bilet sayısı. Ocak ayında çocuklara satılan bilet sayısı 120. Şubat ayında erkeklere satılan bilet sayısından azdır. Erkeklere satılan bilet sayısı 360. Diyor ki Ocak'ta satılan bilet sayısı Şubat'takinden az olacak. Az mı? Evet, az. O zaman bu doğru. Şubat ayında kadınlara 540 tane bilet satılmıştır. Bakıyoruz. Evet, 540 tane bilet satılmış kadınlara Şubat ayında. Ocak ayında erkeklere satılan bilet sayısı. Erkeklere ne kadar satılmıştı? 720. Erkeklere satılan bilet sayısı 720 idi. Şubat ayında kadınlara satılan bilet sayısı ne kadardı? Şubat ayına bakıyoruz. 540 bulmuştuk. 540 tane bilet satılmış. Satılan bilet sayısından farklıdır. Farklı mı? Evet. Biri 720, diğeri 540. O zaman bu da doğru oluyor. Ocak ayında kadınlara satılan bilet sayısı. Ocak ayında kadınlara satılan bilet sayısı 600. Şubat ayında kadınlara satılan bilet sayısı 540'tan az olacak diyor. Hayır, yanlış olacak. Tam tersi
büyük olacak, fazla olacak. O zaman bu yanlış oluyor. Cevabımız Denizli olacak. Beşinci soru. Aşağıda içinde renkleri dışında eş toplar bulunan torbalar ile bu torbalarda bulunan topların özelliklerine dair bilgiler verilmiştir. Şimdi bunda birinci torbada yeşil ve pembe var. Bu torbadan çekilen topun yeşil olma olasılığı fazla olduğundan dolayı yeşilin sayısı pembenin sayısından fazla olacak. İkinci torbaya geldik. İçinde turkuaz veya pembe renk 9 top var. Bu torbadan çekilen bir topun pembe olma olasılığı daha az. Pembe daha az ise o zaman turkuazın neden büyük olacak? Pembeden fazla olacak. Burada 9 top var. 9 top var. Şöyle 9'u yazdım. Burada da 7 top var arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Buna göre torbadan çekilen bir topun pembe renkli olma olasılığı en fazladır. Yani pembeyi en fazla seçeceğiz. Burada pembeyi en fazla kaç seçebiliriz arkadaşlar? Toplamları 7 ya. Burası 4 olursa burası 3 olacak. Fazla seçemiyoruz bundan sonra. Buraya geldik. İkinci torbaya. İkinci torbada ise 9 top var. 9 topun 4 tanesi pembe olacak. 5 tanesi de turkuaz olacak. Şimdi toplam top sayımız neydi? 7, 9 daha 16 tane topumuz vardı. Pembelerin sayısı kaçtı? 3 burada, 4 de burada. Toplam 7 tane topumuz olacak. 7 bölü 16'dan cevabımız Bursa olacak. Evet, 6. soruya geldik. Aşağıda Biruni, Karezmi, Ali Kuşçu, Cahit Arf'a ait kare şeklindeki 4 eş tablo dikdörtgen şeklindeki bir panoya asılmıştır. Panoda tablolar dışında kalan bölgenin santimetre kare cinsinden alanının özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Önce panonun alanını bulalım. Panonun alanı ne olacak? Panonun alanı eşittir. Panonun alanı neye eşit olacak? Y çarpı, yani kısa kenar çarpı uzun kenar. Bu da neye eşit oldu? 9 y kareye eşit oldu. Şu şekillerin alanı kare olduklarından dolayı burası x olacak. X çarpı x'ten x kare gelecek. Bunun alanı. Şimdi 4 tane özdeş olduğundan dolayı bunların alanları da ne gelecek arkadaşlar? X kare gelecek. Bu da x kare gelecek. Bu da x kare gelecek. Toplam kaç x kare oldu? 4x kare. O zaman panonun alanından, yani 9y kareden 4x kareyi çıkartırsak boşlukta kalan alanı bulmuş olacağız. 9y kareyi şöyle yazabilir miyim? 3y karenin 3y kare olacak. 3y kare eksi 4x kareyi de 2x'in karesi olarak yazacağım. Burada 2 kare farkı vardı. 2 kare farkı formülümüz neydi arkadaşlar? A kare eksi b kare olduğunda bir eksilisi bir de artılısını alıyorduk. Eksi a eksi b çarpı a artı b olacak. Yazamadım. Evet. Şimdi o zaman 3y eksi 2x olacak çarpı 3y artı 2x olacak. Bu da hangi şıkkımızda mevcut? Bakıyoruz, C yan şıkkında mevcut. Cevabımız C yan olacak. Evet, geldik 7. soruya arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde ABC ile BCD birer üçgen ve açılar verilmiş. Buna göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir? Önce verilmeyen açıları bulacağız. 75, 65 daha, 130, 140,
180'den çıkarttık. Buraya ne düştü? 40 derece düştü. 82, 58, 60, 140. Yine 180'den çıkartırsak buraya ne kalacak? 40 kalacak. Şimdi en kısa kenar demek büyük açının karşısında büyük kenar olacaktı. Küçük açının karşısında küçük kenar olacaktı. Şimdi burada şu BC üçgeninde baktığımızda en küçük kenarımız hangisi? BC kenarı olacak. Şurası. Diğer üçgene geçtiğimizde şuraya geçtiğimizde burada en küçük kenarımız hangisi olacak arkadaşlar? Şu kenar, yani AB kenarı olacak. Şöyle oklarla göstermiştik konu anlatımında. O zaman cevabımız ne olacak? En kısa kenarımız hangisi olacak? AB kenarı olacak. Cevabımız Denizli olacak. Evet, 8. soruya geldik. 6 tane kalemi 18x-180 TL'ye alan bir kırtasiyeci kalemleri 30x-396 TL'ye satarak kar elde ediyor. Buna göre X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Alış fiyatı 18x-180 olacak. Alış, şu arkadaşlar satış fiyatı olacak. Satış fiyatı da 30x-396 olacak. Şimdi kâra geçmesi için satış fiyatının alış fiyatından büyük olması lazım. Satış büyük alış. Kâr elde edebilmesi için. Şimdi satışımızın değeri neymiş? 30x-396 olacak. Büyüktür. Alış fiyatımız neymiş? 18x-180 olacak. Şimdi küçüğü büyüğün ayağına götürüyorum. 18x'i karşıya attım. 30x'i 18 karşıya eksi 18x olarak geçecek. Büyüktür. 396'yı da 100, eksi 180'in yanına yollayacağım. Eksi 396 artı 396 olarak geçecek. Eksi 180 vardı burada. 180. Burası 12x büyüktür. Kaç gelecek? 216 mı gelecek? Evet, 216 gelecek. Her tarafı 12'ye böldüğümüzde, 12'ye böldüğümüzde şunlar birbirini götürdü. X büyüktür. Kaç geldi? 18 geldi arkadaşlar. 18'den büyük en küçük tam sayı değerimiz kaç? 19 oluyor. Cevabımız Ceyhan 19 olacak. Evet, geldik 9. soruya. 60 sayısının doğal sayı bölenleri ile 96 sayısının doğal sayı bölenleri ayrı ayrı kağıtlara yazılarak bir kutuya atılıyor. Kutudan rastgele seçilen bir kağıdın üzerinde yazan doğal sayının hem 60'ı hem de 96 sayısını bölen bir sayı olma olasılığı kaçtır? Öncelikle 60 ve 96'nın bölenlerini bulacağız. 60 1 çarpı 60'tı. 2 çarpı 30. 3 çarpı 20. 4 çarpı 15. 5 çarpı 12. 6 çarpı 10. Burada kaç tane bölen geldi? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane bölen geldi. 12 bölen. 12 tane böleni varmış. Böleni var. 96'nın bölenlerine bakalım. 1 çarpı 96, 2 çarpı 48, 3 çarpı 32, 4 çarpı 72 mi? Düzeltiyorum. 24, 5'e bölünmüyor. 6 çarpı 16, 7'ye bölünmüyor. 8 çarpı 12, 9'a bölünüyor mu? 9'a bölünmüyor. 10,
10'a bölünmüyor, 11'e bölünmüyor, 12'ye bölünüyor. Tekrar ediyor bu sefer bundan sonra. Burada da aynı şekilde kaç tane bölen geldi? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane böleni de bunun varmış bölen. Toplam kaç tane bölenimiz oldu arkadaşlar? 24 tane durumumuz geldi. Toplam durum sayısı 24 oldu. Toplam durum sayımız 24. Bir de bunların ortak bölenleri var. Ortak bölenleri hangileri arkadaşlar? Onlara bakacağız şimdi. İkisinde de bir böleni var. Şurada. 2 var. 3 var. 4 var. 6 var. Ve 12 var. 6 tane buradan gelecek arkadaşlar. 6 tane buradan gelecek. 6 tane. 6 tane de buradan gelecek. Toplam kaç tane olacak? 6 tane. 6 6 daha 12 olacak. 6 artı 6'dan 12 gelecek. 12 bölü 24'ten o da eşittir. 1 bölü 2. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet, diyor ki burada üçgenin alanının nasıl bulunacağı hakkında bilgi vermiş. A çarpı yani yükseklik çarpı taban bölü 2. Şimdi y eşittir eksi 2 artı 18 ve x eşittir 2 doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin alanını S1 olarak vermiş. Yani buranın alanı S1'miş. Buranın alanı da S2'ymiş. Şimdi doğrunun eksenleri kestiği noktaları nasıl buluyorduk arkadaşlar? X'e 0 verip y'yi buluyorduk. Y'ye 0 verip x'i buluyorduk. Şimdi y'ye 0 verdiğimizde y 0 olursa 0 eşittir. Eksi 2x artı 18. Eksi 2x'i karşıya attım. 2x olarak geçti. 18. X eşittir kaç geldi? 9. Demek ki x doğrumuz şu noktayı kaçta kesiyormuş? 9'da kesiyormuş arkadaşlar. Şimdi şu noktayı bulmak için ne yapacaktık? X'e 0 veriyorduk bu sefer. X'i 0 olursa y eşittir kaç olacak? X'e 0 verdik. Şurası 0 oldu. Y eşittir 18 geldi. Yani burası da kaç olacakmış? 18 olacakmış. Bize lazım olan başka bir nokta daha var arkadaşlar. O da şu nokta. Evet, şu noktaya bize lazım. Şöyle çizdiğimizde şuranın uzunluğunu biliyoruz. Ama şuranın uzunluğunu bilmiyoruz. Yani dikey uzunluğu bilmiyoruz. X'i belli. X'i hangi nokta olacak? 2'ye herhangi bir nokta olacak. Ama hangi nokta olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu nokta doğru üzerinde olduğundan dolayı denklemi sağlamak zorunda. Yani y eşittir. X yerine 2 yazdığımızda eksi 2 çarpı bir saniye yazamadım. Evet, eksi 2 çarpı x yerine 2 yazdım. Artı bir de 18 var. Burası eksi 4 artı 18. Bu da eşittir 14 oluyor. Yani şurası da kaç oldu? 14 oldu. Şuranın uzunluğu da 14'müş. 14. Şimdi istenilen alanları bulmak için, şu alanı bulmak için büyük üçgenden küçük üçgeni çıkartırsak S1 alanını bulmuş olacağız. Artık buranın uzunluğunu bulduk. Burası 14. Burası kaç olacak? 2'den 9'a gitmiş. Yani buranın uzunluğu kaç olacak? 7 olacak. S2'yi bulalım. S2 eşittir 14 çarpı 7 bölü 2'den
2 ile sadeleştirdik burayı. 7 kaldı. 7 çarpı 7 de 49 gelecek. Sonra T1'i bulalım. T1'i bulmak için de arkadaşlar büyük üçgenin alanından. Büyük üçgenin alanı ne? Burası 18. Şurası 18. Burası da 9 oluyor arkadaşlar. Şimdi 18 çarpı 9 bölü 2'den neyi çıkartacağız? Küçük üçgenin alanını, yani T2. T2'yi çıkartırsak T1'i bulmuş olacağız. Şimdi eşittir. Şunları sadeleştirdiğimizde şurayı değil, şunla yapalım. Evet, şunları sadeleştirdiğimizde burası kaç olacak? 9. 9 çarpı 9'dan 81 eksi 49 olacak. O da neye eşit olacak arkadaşlar? Eşittir. 81'den 49 çıkarsak 32 kalacak. Yani S1 alanımızda kaçmış? 32'ymiş. Bize S1 bölü S2'yi soruyor. S1 bölü S2 eşittir. S1'i kaç bulduk? 32. S2'yi kaç bulduk? 49. 32 bölü 49, o da Adana oluyor. Evet. İlyas parasının yarısı ile paketi 120 TL olan Uğur Market Ramazan kolisinden, diğer yarısı ile paketi 200 TL olan Şans Market Ramazan kolisinden alıyor. Bu kolilerden aynı markette ait olan 12 tanesini mahalle camisindeki imama dağıtması için veriyor. Kalan kolileri de kendisi dağıtıyor. İlyas'ın kendi dağıttığı kolilerde her iki markete ait koli sayısı eşit olduğuna göre bu koliler için toplam kaç lira ödeme yapmıştır? Şimdi yarısıyla bunu alıyor, yarısıyla bunu alıyor. Yani buradaki para miktarı birbirine eşit olacak. Yani 120 ile 200'ün ekok olacak. Bunların ekokları kaç olacak arkadaşlar? Direkt ne olacak? 600 olacak. 600'ün herhangi bir katı bilmiyoruz. Onun için 600x diyoruz. Aynı şekilde buraya da 600x diyoruz. Toplam bu kadar parası varmış. Her bir kolinin fiyatı 120 TL olduğundan dolayı kaç tane koli alacak? 120'ye böldüğümüzde eşittir 5x koli gelecek. Buradan 5x koli almış. 600x'i 200'e böldüğümüzde kaç gelecek? Buradan da 3x koli gelecek. Koli. Şimdi diyor ki bu kolilerden aynı markete ait olan 12 tanesini mahalle camisindeki imama dağıtması için veriyor. Kalan kolileri de kendisi dağıtıyor. Şimdi İlyas'ın kendi dağıttığı kolilerde her iki markete de ait koli sayısı eşit olduğuna göre. Şimdi eşit ise bundan 3x tane koli İlyas dağıtsın. Yine aynı şekilde burada da 3x tane kolisini İlyas dağıtsın. 3x artı 3x'ten eşittir 6x. 6x'ini İlyas dağıtmış. Şimdi İlyas 6x'ini dağıttıysa geriye kaç x kaldı? 2x. Bu 2x'i de imam dağıtıyor. İmam kaç tane dağıtmış? 12 tanesini dağıtmış. X eşittir o zaman kaç gelecek? X eşittir 6 gelecek. X'imizi bulduk. Şimdi diyor ki olduğuna göre koliler için toplam kaç lira ödeme yapmıştır? 600x burada, 600x de burada, 1200x oluyor toplam para. 1200x. Toplam parası 1200x'miş. Biz x'i 6 bulduk. 1200 çarpı 6'dan bu da neye eşit olacak? 72, yani 7200 TL yapacak. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar.
Evet, 12. soruya geldik. Şunu şu maviyle yapalım. Evet, diyor ki aşağıdaki şekilde birim karelerden oluşan 6 köye ait kuş bakışı görsel ve köyler arasındaki yollardan 4 tanesi gösterilmiştir. Bu görsele göre hangi iki köy arası mesafe en uzundur? Şimdi burası 3 birim. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 6 birim. Burası 6, 3. Şuranın uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. Burası dik olduğundan dolayı Pisagor'u yapacağız. Yani şuraya x derse 6'nın karesi artı 3'ün karesi eşittir x kare. Burası 36 artı 9 eşittir x kare. X kare eşittir 45 olacak. X neye eşit olacak arkadaşlar? Kök 45'e eşit olacak. Burası kök 45. Kök 45 olacak. Şuraya gelelim. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Şuraya da y diyelim arkadaşlar. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir y kare. 16 artı 36 eşittir y kare. Burası 52 eşittir y karede. Y ne gelecek arkadaşlar? Y eşittir kök 52 gelecek. Demek ki y'miz ne gelecek? Kök 52. Kök 52. Şimdi geldik diğer tarafa. Şunu da yeşille yapalım. Şimdi burası kaç birim? 2 birim. Şurası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Şuraya z diyelim. Şimdi 7'nin karesi artı 2'nin karesi eşittir z kare. 49 artı 3 eşittir 49 artı 4 eşittir z kare arkadaşlar. Burası 53 yaptı. 53 eşittir z kareden z eşittir kök 53 olacak. Burası da kök 53 olacak. Burası da ne olsun? K olsun veya M olsun fark etmez. Şuraya da farklı bir renkle yapalım tekrardan. Şurası M olursa, şimdi burası kaç birim? 3 birim. Burası 1, 2, 3, 4. Burası da 4 birim. Zaten burada tanıdık bir şey geldi. 3, 4, 5 üçgeni geldi. Pisagor yapmaya bile gerek kalmadı. Bu da kaça eşit oluyor? 5, yani kök 25'e eşit oluyor. Bize neyi soruyor? En uzun mesafeyi soruyor. En uzun mesafemiz hangisi? Şurası oluyor. Yani Babur ile Yapı Altın köyleri oluyor. Cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet, sıradaki sayımız 13. soru olacak. İçerisinde 500 litre su bulunan bir havuzdan sulama borularıyla her saat aynı miktarda su azalıyor. Havuzda kalan su miktarının zamana göre değişimi gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Bu grafiğe göre havuzdaki su kaçıncı günde biter? Şimdi burada yarısı, yani 250 litresini kaç saatte tüketmiş burada? Saat diyor burada, burada gün diyor. Burada da saat diyor. O zaman şunu saate çevirelim arkadaşlar. Saat olacak burası. Şimdi 20 saatte yarısı tüketiliyorsa, yarısı harcanıyorsa geriye ne kalacak? 250 litresi. 250 litreyi zaten 20 saatte harcıyordu. Kalanı da 20 saatte
Harcarsa buraya ne olacak? Burası 40 saat olacak. Cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Burada kaçıncı gün demiş ama hem grafikte saat demiş hem de soruda saat dediği için biz de saat olarak alacağız burayı arkadaşlar. 14. soruya geldik. Aşağıda birbirine eş dikdörtgenin oluşturduğu A, B, C, D dikdörtgeni şekil 1'de, E, F, G, H dikdörtgeni ise şekil 2'de verilmiştir. A, B, C, D dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 240 santimetredir diyor. A, B, C, D dikdörtgenini oluşturan eş dikdörtgenlerden biri ile E, F, G, H dikdörtgenin benzerlik oranı kaçmış? 1 bölü 3'müş diyor. Buna göre diyor E, F, G, H dikdörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar şuraya x derse şurası da x olacak çünkü eş dikdörtgenmiş. Uzun kenarı 2x. Burası da 2x olacak o zaman. Şurası 2x olacak. Kısa kenarına x demiştik. Uzun kenarına 2x demiştik. Kısa kenarı yine x olacak. Şuranın uzunluğu kaç x yaptı? 4x yaptı arkadaşlar. 4x çevresini hesaplarken nasıl hesaplayacağız? Çevre eşittir. 4x artı 2x'ten 6x. 2 katını aldık. 12x. 12x'i kaç vermiş? 240 vermiş arkadaşlar. Her tarafı 12'ye böldüğümüzde x kaç gelecek burada? 20 gelecek. Yani bizim şöyle şuraya çizebilirsem arkadaşlar. Evet, şöyle çizdim. Şöyle bir dikdörtgenimiz geldi. Şurası x'ti. X'i biz kaç bulduk? 20. Uzun kenarı 2x'ti. 2x'i kaç bulduk o zaman? 40 olacak arkadaşlar burası da. Şimdi diyor ki bunların benzerlik oranı kaçmış? 1 bölü 3'müş. Küçük dikdörtgende bir kısa kenarına 20 dersem uzun kenarı bunun 3 katı olacak. Yani 3 çarpı 20'den kaç gelecek burası? 60 gelecek. Burası da 3 çarpı 40'tan kaç gelecek? 120 gelecek. Alanını soruyor bize. Alan eşittir. 60 çarpı 120'den o da eşittir. 6 kere 12 72. Yanında iki tane sıfırı var. İki sıfıra eklediğimizde de 1700 santimetre kare gelecek arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Beşinci soru. Aşağıdaki sütun grafiğinde toprak mahsullerine ait bir depoda bulunan ürün miktarları gösterilmiştir. Sütun grafiğinde verilen verilerle daire grafiği çizildiğinde arpa miktarına denk gelen merkez açı ölçüsü, mısır miktarına denk gelen merkez açı ölçüsünden kaç derece fazladır? Şimdi öncelikle 360 dereceye kaç ton düştüğünü bulacağız. Kaç ton düşüyormuş? 12, 18 daha 30. 36, 24 daha 60, 30 daha 90 ton geliyor arkadaşlar. 90 ton. Bize neyi soruyor? Merkez açısını soruyor. Şimdi hangisinin arpa miktarına denk gelen merkez açı ölçüsü, mısır miktarına denk gelen merkez açı ölçüsünden kaç derece fazladır? Yani arpa mısırdan ne kadar fazla arkadaşlar? Mısır burası, arpa da burası. 6 ton fark var. 6 ton farka kaç derece denk gelecek? 6 tona x gelecek arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda bunun 15'te biri veya 15 katı. 15'te biri ise bunun da 15'te birini alacağız. X eşittir. Kaç olacak? 360 bölü 15 olacak arkadaşlar. Bunu da böldüğümüzde kaç gelecek? 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 120. 120'yi 5'e böldüğümüzde de 24 gelecek. 24 derece olacak arkadaşlar. Cevabımız Adana.
Evet, 16. soruya geldik arkadaşlar. Burada bilgiyi vermiş. Diyor yukarıda açınımı verilen küpü kapalı hale getirdikten sonra birbirine paralel olan yüzlerdeki üstü ifadeleri çarpıyor. Bu çarpma işlemleri sonucunda bulduğu sayılarda kaç tanesi doğal sayıdır? Şimdi karşılıklı gelen yüzler hangileri arkadaşlar? Şununla şu. Bunları bir çarpalım önce. 4 üzeri 2 çarpı eksi 2 üzeri eksi 6 olacak arkadaşlar. Eksi 6. 2 üzeri 2'yi şu şekilde yazacağım. 2 üzeri 2'nin ikinci kuvveti üstün üstü olarak yazacağım. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Bu da direkt 2 üzeri eksi 6 olacak. Şurası 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 6'dan bu da eşittir. 2 üzeri eksi 2. Bu da neye eşit oluyor arkadaşlar? 1 bölü 4'e. Şimdi geldim diğerlerine. Diğer karşılıklı yüzlere bakalım. Hangisiyle hangisi gelecek arkadaşlar? Şununla şu gelecek. Bunları alalım. Eksi 5 üzeri 3 çarpı eksi 5 üzeri eksi 3 olacak. Şimdi negatif bir sayının tek kuvveti negatif. Burası negatif gelecek. Burası da eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Yazmaya gerek yok onu. Sileyim. Evet, burası artı olacak. Burası artı ise 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri eksi 3. Tabanlar aynı olduğundan dolayı üstleri topluyoruz. Üstleri toplarsak ne olacak? 5 üzeri 0 gelecek. Bu da neye eşit olacak arkadaşlar? 1'e eşit olacak. Sonra geldik diğer 200'e. Diğer 200 de şununla şu arkadaşlar. Onların çarpımı olacak. Onu da şuraya yazalım. Eksi 3 üzeri 4 çarpı 27 üzeri eksi 2. Negatif bir sayının çift kuvveti neydi? Pozitifti. 3 üzeri 4 oldu arkadaşlar burası. 27'yi de 3 üzeri 3 olarak yazdım. Üzeri eksi 2. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 6 oldu. Tabanlar aynı. Üstleri topladım. 3 üzeri eksi 2 geldi. Bu da neye eşit olacak arkadaşlar? Bu da eşittir. 1 bölü 3 üzeri 2'den 1 bölü 9 gelecek. Bize kaç tanesi doğal sayıdır? Doğal sayılar kaçtan başlıyordu? 0, 1, 2, 3 diye sonsuza gidiyordu. O zaman doğal sayı olan hangileri arkadaşlar? Şu doğal sayı değil. Bu gitti. Doğal sayı değil. Bu da gitti. Sadece bir tane doğal sayı geldi. O da 1 oluyor. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Evet, 17. soruya geldik. Aşağıda içerisinde karekökli ifadelerin yazılı olduğu 4 hücreli kare bir kağıt verilmiştir. Her bir satır ve sütun dışında okla belirtilen sayılar o satırdaki veya sütundaki sayıların çarpımına eşittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A, B, X ve Y harflerine karşılık gelen bir değer değildir? Şimdi kök 32, 4 kök 2'ye eşit arkadaşlar. Şimdi X ile bunun çarpımı buna eşit olacak. Yani X çarpı 4 kök 2 neye eşit olacak? 24 kök 6'ya. Her tarafı 4 kök 2'ye böldüğümüzde 4 kök 2'ye bölersek 4 kök 2'ye bölersek şunlar birbirini götürecek. X eşittir. 24'ü 4'e böldük. 6 kök 2'yi kök 6'yı kök 2'ye böldüm. Kök 3 olacak. Demek ki burası kaç olacakmış? 6 kök 3. X'imiz neymiş? O zaman 6 kök 3 bu olabilir.
Geldik 80. 80 ne eşit arkadaşlar? 16 çarpı 5'ten 16'yı dışarı çıkarttığımızda 4 kök 5 olacak arkadaşlar. 4 kök 5. Şimdi B'yi bulmak için B ne eşit arkadaşlar? 4 kök 2 çarpı 4 kök 5 olacak. 4 ile 4'ü çarptık. 16. Kök 2 ile kök 5'i çarptık. Kök 10 oldu. Bu da B'ye eşit arkadaşlar. Şimdi geldik. Nereyi bulacağız? 36. Şimdi X'i bulduk. Yani 6 kök 3 çarpı 6 kök 3 çarpı Y neye eşit olacak arkadaşlar? 36'ya. Her tarafı 6 kök 3'e böldüm. Y'yi yalnız bırakmak için 6 kök 3. Şunlar birbirini götürdü. Y eşittir. 36'yı 6'ya böldük. Ne geldi? 6 kök 3 geldi. Burada ne yapıyorduk? Paydayı kökten kurtarmak için eşlenikle çarpıyorduk. Yani Y eşittir. Kök 3 ile çarparsam burayı. Burası ne gelecek? 6 kök 3 bölü. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kaç olacak arkadaşlar? 3 olacak. 6 kök 3'ü 3'e böldüğümüzde de Y eşittir. Ne gelecek? Y eşittir. 2 kök 3 olacak arkadaşlar. 2 kök 3. Demek ki burası da kaçmış? 2 kök 3'müş. A'yı bulmak için A neye eşit arkadaşlar? A eşittir. 2 kök 3 çarpı 4 kök 5 olacak. 2 ile 4'ü çarptık. 8. Kök 3 ile kök 5'i çarptık. 15 olacak. Bu da şıklarda mevcut. Bu da şıklarda mevcut. Bu da şıklarda mevcut. Şıklarda mevcut olmayan hangisi var? Bursa var. Cevabımız Bursa olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 1,25 çarpı 10 üzeri 6 tane büyük baş ve küçük baş hayvan vardır. Bu hayvanların 5'te 4'ü küçük baş hayvandır. Küçük baş hayvanların %75'i koyundur. Bu bölgede koyun sayısının 3'te 2'si Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğine göre ihraç edilen koyunların sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuradan yazalım. Önce şunu bir virgülden kurtaralım arkadaşlar. 125 çarpı kaç olacak? 10 üzeri 2 basamak sağa kaydırdığımdan dolayı bunu 2 basamak azaltıyorum. Yani 125 çarpı 10 üzeri 4 olacak. Bu hayvanların 5'te 4'ü küçük baş hayvanmış. O zaman 125 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 4 bölü 5. Bunların da %75'i koyundur. %75'i koyunsa o zaman 75 bölü 100 olacak arkadaşlar. Çarpı bir de neymiş? Koyun sayısının 3'te 2'si Orta Doğu'ya ihraç ediliyormuş. Yani 2 bölü 3'ünü daha alacağız. Şimdi şunları sadeleştirdiğimizde şunla şunu çarptık. 15 şunla sadeleştirdik. Burada 5 mi kaldı? Burada ne kalacak arkadaşlar? 10 üzeri 100'ü de 10 üzeri 2 olarak yazıyorum. 10 üzeri 2 eşittir. 125 çarpı şu 3 sayıyı çarpalım. 20 oldu. 2 ile çarptık. 40 mı oldu? Evet. 40 çarpı 10 üzeri kaç vardı yukarıda? 10 üzeri 4 vardı. Aşağıda da ne kaldı arkadaşlar? 10 üzeri 2 kaldı. Şimdi şunları sadeleştirdiğimizde ne gelecek arkadaşlar?
Şurada 10 üzeri 2 var, 10 üzeri 4 var. Burada ne kaldı? 125 çarpı 40 çarpı 10 üzeri 2 kaldı. 125 ile 4'ü çarptığımızda kaç gelecek arkadaşlar? 250, 500 olacak. 500 çarpı, bir de burada bir sıfır vardı arkadaşlar. Şuraya ekledik, 10 üzeri 2 oldu. Onu da bilimsel olarak gösterdiğimizde ne gelecek arkadaşlar? 5 çarpı, burada 3 tane sıfırı alıp şuraya ekleyeceğiz. Yani 10 üzeri 5 olacak. Cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Evet, şimdi aşağıda üzerinde cebirsel ifadelerin yazılı olduğu 6 tane balon verilmiş. Bu balonlar üzerinde yazan cebirsel ifadelerden kaç tanesi x küp eksi 9x ifadesinin çarpanıdır? Şimdi önce x küp eksi 9x. Burada ikisinde de ortak olan hangisi var arkadaşlar? Hangi ifade var? X ifadesi var. X parantezini aldım. Burada x kare kaldı. Eksi burada ne kaldı? 9 kaldı. Şunu da şu şekilde yazabilir miyim? X çarpı x kare eksi 3'ün karesi. Burada ne geldi arkadaşlar? 2 kare farkı özdeşliği geldi. Yani x çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 geldi. Şimdi bunun çarpanları şunlar arkadaşlar. Bunların üzerinde oynama yapabiliyoruz. Şimdi çarpanlarından biri x midir? Evet, x var. Sonra şurada eksi, hatta x eksi 3 var mı? X eksi 3 de var arkadaşlar. X artı 3 var mıydı? X artı 3 de vardı. Şunları alacağız. Şimdi bunları elde edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Ona bakacağız. Şimdi şurada eksi parantezini alırsam, şurayı eksi parantezine alırsam ne gelecek arkadaşlar? Eksi parantezine aldım. X. Şurayı eksi parantezine aldım. Burası eksi x oldu. Burası artı 3 oldu. Çarpı x artı 3 oldu. Şu ifade var mı? Evet. Eksi x'i de elde ettik arkadaşlar. Bu da var. 3 eksi x. Şimdi şunların yerini değiştirirsek toplama işleminde yer değiştirme özelliği vardı. Burayı şöyle düzenlersem eksi x 3 eksi x çarpı x artı 3. Bak şunu da elde ettik arkadaşlar. Bu da mevcut. Bakalım bunu elde edebiliyor muyuz? Başlangıçtaki ifademiz neydi arkadaşlar? Şimdi en başa geçelim şöyle. Şu ifadenin başına geldik tekrardan. Şimdi bunu elde etmem için şu ifadeyi eksi parantezine almam lazım. Eksi parantezine alırsam buraya eksi x olacak çarpı x eksi 3 olacak çarpı x eksi parantezine aldığımdan dolayı burası eksi x olacak. Burası da ne olacak? Eksi 3 olacak. Bunu da elde edebildim. O zaman bu da olur. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak. Yani şunu bulduktan sonra arkadaşlar bu yukarıdaki çarpanları elde etmeye bakacaksınız. Yani bunun üzerinde bol bol oynama yaptık. Bu çarpanları bulabilmek için. Evet, son soruya geldik arkadaşlar. Koordinat sistemi üzerinde aşağıda verilen noktalara belirtilen dönüşümler yapılıyor. Şimdi önce A noktasını bulalım. A noktası 1'e 6, x'i 1, y'si 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi A noktamız burası mı? 1'e 6. Bunun y eksenine göre simetrisi neresi olacak arkadaşlar? Şurası. Burası A'nın simetrisi. Y eksenine göre yansıması yani. Sonra geldik
B noktası eksi 3'e 2, 2 x'i eksi 3 olacak. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şurası x'i kaç ol şey y'si kaç olacak arkadaşlar? 2 olacak. 1, 2. Şurası B noktası. Çizemedim. Şurası da B noktası arkadaşlar. B noktasında diyor x ekseni boyunca 3 birim sola kaydır. 3 birim sola ötele. 3 birim sola ötelersek ne gelecek arkadaşlar? 3 birim sola ötelersek burası eksi 6. Eksi 3'tü. Eksi 4. Eksi 5. Eksi 6'ya şurası olacak arkadaşlar. Şurası da B noktası olacak. Yani burası eksi 6'ya 2 olacak. Burası eksi 1'e 6 olacak. Şurası 6. Şöyle çizelim farklı farklı renklerle. Şurasını neyse şöyle çizelim bunu da. Şimdi geldik C'ye. C'yi de farklı bir renkle çizelim arkadaşlar. Hangisi? Yeşil olsun. Şimdi C noktası da eksi 10'a eksi 6. X eksenine göre yansıması. C noktası eksi 10, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10. X'i eksi 10, Y'si eksi 6. Bunu x eksenine göre yansıması ne olacak arkadaşlar? Y'nin işareti değişecek. Yani 6'ya kaç olacak arkadaşlar? 6'ya 10 olacak. O da şöyle olacak. Şöyle çizdiğimizde evet, şöyle çizdik. Şuraya geldi arkadaşlar da. Bu da C noktasının simetrisi. Şimdi diyor ki yukarıda belirtilen dönüşümler sonunda elde edilen koordinatların birleştirilmesiyle elde edilen geometrik şeklin alanı. Şimdi bu üç noktayı birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle birleştireceğiz. Çizemedim. Evet. Bunu da şöyle çizeceğiz. A noktasına kadar gideceğiz. Şöyle. Bir de şurayı çizeceğiz arkadaşlar. Bu şeklin alanını soruyor. Şimdi bizim yüksekliğimiz kaç oldu arkadaşlar? Görünüyor mu bu? Görünmüyor. Evet, şuranın yüksekliği kaç oldu arkadaşlar? Burası 6'dan 2'ye yani 4 olacak. Tabanımız kaç? Burası eksi 10'du. Sayalım istiyorsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası da 9 olacak. Bu üçgenin alanı nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Alan eşittir. Yüksekliğimiz 4, tabanımız 9 bölü 2 olacak arkadaşlar. 36 bölü 2'den de eşittir 18. Cevap ne olacak arkadaşlar? Denizli olacak. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Bir denemenin sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki denemede görüşmek üzere. Başarılar.